Nükleer füzyon, yıldızların enerji kaynağı olan ve insanlığın gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyel bir teknolojidir. Bu videoda nükleer füzyonun temellerini, çalışma prensiplerini ve bu alandaki en son gelişmeleri keşfedeceğiz. Lazerle tahrik edilen füzyondan manyetik hapsi teknolojilerine, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nın çığır açan çalışmalarından ITER gibi uluslararası projelere kadar bu teknolojinin karmaşık doğasını ve karşılaştığı zorlukları ele alacağız. Enerji üretimindeki bu devrimsel yaklaşımın nasıl gerçekleştiğini ve gelecekten nasıl şekillenebileceğini öğrenmek için bizimle bu heyecan verici yolculuğa katılın. Nükleer füzyon, iki hafif atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturduğu bir süreçtir. Bu reaksiyon, güneş ve diğer yıldızlarda enerji üretiminin temel kaynağıdır. Nükleer füzyon süreci detaylı olarak şu şekilde açıklanabilir. Temel ilkeleri, nükleer füzyon, iki hafif atom çekirdeğinin, genellikle hidrojen isotopları olan deuteryum ve trityum, yüksek sıcaklık ve basınç altında birleşerek daha ağır bir atom çekirdeği, genellikle helyum ve bir nötron oluşturduğu bir süreçtir. Bu süreç sırasında maddenin küçük bir kısmı enerjiye dönüşür, Einstein'ın eşittir işaretimi c iki işareti denkleminin bir örneği. Enerji üretimi, füzyon reaksiyonu, inanılmaz miktarda enerji üretir. Bu enerji, çekirdeklerin birleştiği zaman açığa çıkan bağ enerjisinden kaynaklanır. Güneş ve diğer yıldızlar, bu süreç sayesinde sürekli olarak enerji üretir. Yüksek sıcaklık ve basınç gerekliliği Füzyonun gerçekleşmesi için gerekli olan yüksek sıcaklık ve basınç, çekirdeklerin elektrostatik itme kuvvetini, Coulomb bariyeri aşmalarını sağlar. Bu koşullar genellikle milyonlarca derece sıcaklıkta gerçekleşir. Potansiyel avantajları, nükleer füzyon teorik olarak temiz, verimli ve neredeyse sınırsız bir enerji kaynağıdır. Füzyon reaktörleri Atmosfere zararlı gazlar salmadan ve uzun ömürlü radyoaktif atık üretmeden çalışabilir. Teknolojik zorluklar. Füzyon enerjisi üretmek için gerekli olan ekstrem koşulların yeryüzünde istikrarlı bir şekilde oluşturulması büyük bir mühendislik ve bilimsel meydan okumadır. Manyetik hapsi teknolojileri, tokamak ve stellarator gibi ve lazerle hapsi teknolojileri bu alandaki önemli çalışmalardır. Güncel araştırmalar Füzyon enerjisi üzerine dünya çapında pek çok araştırma yapılıyor. Örneğin, uluslararası termonükleer deneysel reaktör ITER ve Çin'in deneyselileri süperiletken tokamak EAST projeleri, füzyonun ticari olarak uygulanabilir bir enerji kaynağı olup olmadığını anlamak için önemli deneyler yürütüyor. Nükleer füzyon, geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir potansiyele sahip olsa da, bu teknolojinin pratik uygulamalarının önündeki teknik zorluklar henüz tam olarak aşılmamıştır. Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı, LLNL, çalışmaları LLNL net enerji kazancını başarıyla göstermiş. Bu da füzyon reaksiyonlarının başlatılması için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretebileceğini kanıtlamıştır. Bu başarı 2 milyon Joule lazer enerjisi kullanılarak, bezelye büyüklüğünde bir hedefte hidrojen yakıtını sıkıştırarak elde edilmiştir. Ancak, sonraki denemelerde başarısız olunmuş ve hedeflerin neredeyse mükemmel olması gerektiği anlaşılmıştır. Hedeflerin üretimi 7 ay sürmekte ve tekrarlanan başarı sağlamak 6 ay almıştır. Lazerle tahrik edilen füzyon teknolojisi Lazerle tahrik edilen füzyon, kısa süreli yoğun enerji patlamaları üretir. Bu patlamaların modern fosil yakıtlı santrallerle karşılaştırılabilir ortalama güç çıktısı üretebilmek için saniyede birkaç kez tekrarlanması gerekmektedir. Mevcut lazer teknolojileri, gereken tekrarlama hızına ulaşmaktan uzaktır. Örneğin, NIF lazeri günde sadece iki kez ateşlenebilmektedir. Lazer füzyon fizik modellemeleri karmaşıktır ve bilgisayar simülasyonları gerçek deneylerden daha uzun sürebilir. Enerji verimliliği ve maliyet sorunları Lazer sistemlerinin enerji verimliliği düşüktür. Örneğin, lazeri, 300 milyon joule elektrik enerjisini sadece 2 milyon joule lazer ışığı çıktısına dönüştürebilmektedir. Modern yarı iletken teknolojisi kullanan lazerler %20 civarında bir verimlilik elde edebilmekte, bu da net enerji çıktısı sağlama potansiyelini artırmaktadır lazerle tahrik edilen füzyon için hedeflerin maliyeti yüksektir. Her bir hedefin maliyeti yeni bir otomobil kadardır. ITER Projesi ve Zorlukları ITER, nükleer füzyon alanında önce bir uluslararası projedir. Proje, bileşenlerin kalite sorunları, inşaat sözleşmelerinde gecikmeler ve mali aşım, Fransız nükleer otoriteleriyle olan güven kaybı çalışan motivasyonunun düşük olması ve teknik alanlardaki uzmanlık eksiklikleri gibi zorluklarla karşılaşmıştır. Proje, yeni bir yönetim yapısı ve ıtel yere ajanslarıyla entegrasyon gibi organizasyonel değişiklikler ve teknik incelemeler içeren kapsamlı bir eylem planı uygulamaktadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca, arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.